Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Sanrı'ya hoş geldiniz ve oradan giriyoruz göreve. Don Peyote. Who am I speaking to? It's CJ. Hey Troop, is that you? Might be. Might be a government algorithm trying to pick your brain, so don't admit. Ah be Truth. Bak bizi seviyor, o yüzden şey yapıyor, test ediyor. Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote safari a few nights. And forward görevlerinden birisi. The inner light and communed with the lizard king. Sound fun, how'd it go? Burnum kaşınıyor deli gibi. Burnum sürekli kaşınıyor. Burnum hep kaşınıyor. I woke up at a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine. I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay, where'd you make camp? I can go have a look. Ah be, çok karizmatik görünüyor ya. Geçen bölümde de aynı kıyafetleri, şey geçen seride de aynı kıyafetleri giymişiz. Demek ki seviyormuşuz böyle veya oyundaki belki en optimum kıyafetler budur. Çünkü böyle her şehre geçtiğimizde yeni bir yer açıldığı için biz de o yeni şeyleri testlere de ilerlemek istiyoruz. Çok güzel de bir tavsiye geldi. Gerçekten harika bir tavsiye geldi. Değerli bir ahbabımızdan. Tabi bu şey için... Import export için, ithalat ihracat için dedi ki neden Vinci kullanmıyorsun? Çok mantıklı. Yani zaten Vinci kullanalım diye de vermişlerdi. Vinci kullanmıştık bu görevlerin bu işin tanıtıldığı görevde. Ben sadece unutmuşum. Bakın bunu demeye çalışıyorum. Yani şurada kocaman kocaman binalar var. Bunların sadece pek azına girebiliyoruz. Yani o yüzden Los Santos azıcık daha böyle boşmuş gibi geliyor. Bir şeyde cevap vermek istiyorum. Abi neden her yerde araba var ve almıyorsun dediniz ya. Bazen soruyorsunuz. Onu baştan bir söyleyeyim. Sağa sola park edilmiş, durmuş, orada öylece duran arabaları alıyoruz. Bilmiyorum böyle bir küçük bir kural olsun gibisinden. O şu an sadece beni uğraştırıyor ama insanları hemen arabalardan atmak istemiyorum. Vicdan değil kesinlikle ama bilmiyorum. Daha doğruymuş gibi geliyor. Anlamıyorum tam ben de neden ama. Öyle. Hoş geldiniz. Evet bu aralar çok video da gelmedi. Onu da farkındayım. Çok şey yapamadım. Atamadım. Video atmak istiyordum normalde. Ama gelecek yani. Atabildiğim her zaman video atacağım. O yüzden o konuda merak etmeyin. Dediğim gibi video konusu burası. Bu YouTube. Bu kanal. Sizler. Ve benim bu videoları çekmem. Benim için en önemli önceliklerden birisi. Öyle. Bunları söylerken bir yandan da düşünüyorum. Ulan ne olmuştu da bu hafta hiç çekemedim, şey olmadı gibi düşünüyorum ama herhalde araya giren başka böyle küçük küçük şeyler mi vardı? Ya bilmiyorum ben hiç bilmiyorum. Yani. Neyse gidelim bir şekilde. Tam bu noktada bir çöl arabası da çöl arabası daha iyi olacak olur demişken hemen karşıma bir cip çıktı. Park halinde. Ben de affet ben bu cip. Bu cipin tekerlekleri fazla mı aşağıda ya? Yoksa bana mı öyle geliyor? Neyse çok önemli o değildir herhalde. Evet burada da güzel bir bina, işletme var gibi. Gayet güzeldir kendisi o konuda. Şey yapayım. Evet yine geçen videoda da senin videoda söyleyeceğim veya belki geçen videoda söyleyip kesmişimdir. Emin değilim çok yapıyorum böyle şeyleri. videoları çok uzatmama eğilimindeyim bundan sonra. Yani bu ne demek? Yani çok aslında atıyorum 40 dakikaya çok da aşmasını istemiyorum. Bir yarım saat civarı ideal ama uzarsa da 40 dakikaya çok da aşmasını istemiyorum. O yüzden çok öyle 1 saat 1,5 saatlik videolar görmezsiniz. En uzun işte yine podcast olur arkadaşlarla beraber yaptığımız. Podcast derim de konuşuyoruz yani kamerayı açıp. Oyun gündemini değerlendiriyoruz. Onu da isterseniz... Link koymadım sanırım hiç şu ana kadar bu videolara link koymadım podcast'le ilgili. Koyarım buralara bir bir şey koyarım. Yeni bölüm yayınlanmış olur siz bu videoyu izleyene kadar. Öyle geldik. Tuhaf yere de geldik. Gerçekten bir ara başımızı ağrıtan bu kötü mü? Kötü yere de gelmiş olduk. Sanırım bu hafta oynadığım ilk oyun yine San Andreas. Geçen hafta da en son San Andreas oynamıştım. Ondan sonra hiçbir oyun oynamamışım. Gerçekten hiçbir şey oynamamışım. Dışarıdaydım herhalde ya. Yani herhalde okey bugün ilk iş dışarı çıkmam lazım. Dışarıda bir şeyler var deyip dışarı çıkmışımdır emin değilim. Hello. Hey anybody out here? The truth sent me. Hey
over there. Hey, man, you all right? Fucking hell! I'm fucking hanging! Uh-huh. Stone me bloody crows. Oh, where am I? I don't know, mate. I was having a dream. I was wanking over some fat bird's tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again, didn't ya? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kidda. Azıcık baharat atmışlar. Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride into town or something. But I'm a fucking raspberry. You're not a fucking raspberry. You can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking y'all? I got a pal, Rosie. He's got some casino gig going down in Venturas. Okay, bu sabah da böyle olacakmış yani. Fuck off, string. Oh, charming. All right, ladies, let's go. Come on, fucking northerners. Well, it felt like you couldn't feel him, honest. İki tane yolcu koltuğu olan bir araba bul. Bunu düşünmüş olmam gerekiyordu sanırım. Geliyorum. Değerli insanlar, ben arabayı bulup bir geleceğim izninizle. Aşağı ineyim. En yakın neresi var lan? Ha, dur, kuzeye gidebiliriz. Kuzeyde vardır bir şeyler. Park halinde olan araç arayacağım. Evet, güzel. Yes, bir şeyler var mı? İkisi de mi Ranger onların? Özür dilerim. Aa, dandik bir araç buldum. Şurada başka bir araç yoktur herhalde. Var mı? Şurada bir şey gördüm sanırım. Yok, motor o. Aha! Van buldum. Van alırım hocam. Paul ve Mekir almaya git. Bu ne biçim araçtan? Nasıl ses? Buradan yukarı çıkabiliyoruz. Sağa döneceğiz. Gördüğünüz gibi park halinde olan araçları alıyorum. Çünkü araba çalmanın da bir onuru var yani. İnsan içindeyken çalmazsın o arabayı. Sıkıntı yani o. Travma yaratırsın. Sessizce alacaksın. Tekerlerin kanunu budur. Buradan yukarı çıkabiliyor muyum ya? Wow, oğlum ne yapıyorsun be? Bir an için sen bizim vanımızı çaldın, biz de senin vanını çalacağız gibi bir kafaya gireceklerini sandım. Bilme der. Bilme der. Ah be, işte tüm bunları daha iyi grafiklerle, daha iyi bir atmosferde oynamak vardı ama sanırım şu an için bu atmosfer ve bu grafikler azıcık daha tercih edilebilir diğerinden, diğerine göre. Bilin insanlar, gelin. Sen, ya yanıma bu mu geldi ya? Yanıma diğeri gelseydi ya. Paul ve Macris, yılan çiftliğini mi götüreyim? Snake çiftliğini neden götüreyim abi? So where's the rest of the band, guys? Macca, where are the boys? I don't fucking know, do I? I remember snakes. Lots of snakes. It's a snake farm not too far from here. We can go check it out. Anlaşıldı. Yılan çiftliği. You look as pale as a drowned baby, man. Oh, God. I think I'm gonna chuck. P, what you need is some food down your... A fried egg sarnie with mayonnaise, sorry. And what about a pickled egg? Oh, pull over now. I said, brother. Oh. I'm good. Oh, iyi ki arkaya geçmişsin. Ya nasıl da kusuyor şu an değil mi? İyi kusuyor hocam ha. İyi kusuyor ha. Önde zaten ne de olsa arkayı göremez deyip. How about a pint of Cobbler's Royal? That'll well sort you. İyi kusuyor ha. Hey,
The good doctor was just trying to help. Oh, back off. I don't recognise this part of Manchester, kid. Are we in Charlton? How many times do I have to tell you we're in America? America? Wait till I tell my mum about this. He's like a fucking stuck record. He'll ask about Las Venturas next. Las Venturas? I always wanted to go there. Great six. Don't start. Not in this confined space. Bouncing, wobbly, massive great six. Oğlum bu diyalog ne kadar devam ediyor ya? Oh, okay. İyi var, geldik. Hey, man, I really need a piss. Oh, fuck, we're screwed. Hey, can you wait? I'm about to burst, man. E girelim bari artık. Can't hold it any longer. Hey, come on, man. Point it out the fucking window, will ya? Üzerine mi işledin? Oo, adam peşimizden koşmaktan yoruldu. Olaya bak. Here we are. Look familiar? Looks just like Salford to me. What are you talking about? Take a gander at him, fellas. Is that him? That there city boy has gone and been with my prize hog. Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm gonna slap you silly for giving me and my fella the red bumpies. What in tarnation? I'm a fixin' to give you a whoopin' for what you gone and done to my young'uns. Anladım. Bu böyle bir manzaraydı. Evet. Gelin 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 gelin. Hiç yapmanıza gerek yok. Gelin hocam, gelin hocam, gelin. Atlayın çabuk, atlayın. Çabuk atlayın! Ha, ikiniz de arkaya atladınız. Oh be! Akıllılıklar sizi. Anladım. Aslında bu görevi çok ilginç düşünmüşler. Çünkü görevi Rosie's a man. And stop touching yourself. It's just for comfort, Pablo. This is a stressful situation, man. You're fucking telling me it is. Ah, can it, you two? Hey, he started it. Anlaşıldı. Ne diyordum lan ben? Kendi dediğim şeyleri unutuyorum gerçekten. İnanılmaz ya bunlar. Aa, ne diyordum ben ya? Hah, görevi direkt kumarhanenin önünde başlatıyorlar. Mesela bir telefon gelebilir, sonra görev yeri şeyde falan ortaya çıkabilir. Kumarhanenin önünde başlatılmasındansa. İşte Truth zaten arayarak başlatıyor, hiçbir sinematik falan yokken. İşte telefon gelebilir ve görev doğrudan çölde başlayabilir. Orada bir kırmızı o işaret çıkabilir. Şu arabaya hala sürebildiğime inanamıyorum. Ha bak mesela buradan yıldız kapabilirmişiz ama zaten atlattık. Şu arabayla da polisleri atlatabildiğimize göre polisleri atlatamayacağımız araba yok. Bu da böyle bilinsin. İlan ediyorum böyle. Bütün şeyi ilan ediyorum. Hadi bakalım. Caligula'ya gidiyoruz şimdi. Şeye de gitmiyoruz. Yoksa... Evet, Caligula'ya gidiyoruz. Güzel. Oraya da soyacağımız bir zaman gelecek. Soyacağız orayı komple. Abi yol atlayıp durmayın Allah aşkına. Gidelim bakalım. Rosie ve Rosie'nin büyük... Kemp Paul, here to see Rosie. Hey boss, there's somebody here to see you. Oh, go away. I have a migraine. Oh, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh, God. My despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, my old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort a million miles away from anyone I've ever fucking known, and instead... I get this. Come on, it's me, Kent Paul. Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and Cole. Sir. You are any speckled doves, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man.
Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, Sam? Too numerous, oppressively insurmountable, and depressingly fucking typical even to mention. It's all right, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. All right, for sure. Not you, Mecca. Oh, you twat. Unbelievable. Koltuklar güzelmiş. Ben de onlardan bir tane istiyorum. Şu an bu koltuk çok kötü gerçekten bu koltuk. Hey Woolsey, I think I found a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. We can talk later. İyi bakalım, görev geçildi. Saygınlığım arttı. Hiçbir en ufak bir şey kazanmadım. Olsun. Gidip bir... gerçekten arabanın önüne atlamaya çalışıyorlar ve ben her defasında... Monster Truck mı? Yok değil. Şaşırıyorum yani. Ben de her defasında nedense şaşırıyorum. Şaşırmamam gerekiyor. Kesinlikle şaşırmamam gerekiyor ama şaşırıyorum. Burada sevleyelim. Sonra gidip azıcık daha iş yapalım. Mesela ne yapalım? Gidip yarışları falan yapabiliriz. Kim arıyor yine acaba? Efendim hocam. Dur konuşma duyamıyorum. Efendim. Aa merhaba. Paolo. Anlaşıldı. Görürüz hocam, göreceğiz. Bazen hızlı açamıyorum telefonları, sıkıntı oluyor. Çevremdeki insanlar adına da. Şöyle bir sevleyeyim ben ve... Gerekli işleri... Aa güzel, motor hemen orada. Motor alıp bir yere gideceğiz. Motor alıp nereye gideceğiz? Quarry görevlerini yapalım. Geçen videoda yapamamıştık. Yarış görevleri de var aslında ama yeterince paramız var. Sanırım hiç para sorunu çekmeyeceğiz bu noktadan sonra. Çünkü yarış yaptıkça 10 bin kazanıyor olacağız. Dur bakalım nerede bu quarry görevleri. Sen sağ taraftasın. Şuraya. Onları 12'den vuracağımıza eminim. CJ... bir... emekçi kendisi biliyorsunuz. Helal işler yapan... para kazanmak için... oldukça... büyük emekler harcayan... bir... insan, bir yurttaş, vatandaş. Elimizi yurttaşlık silahlarının üstüne bıraksak şuraya. Aynen. Yurttaşlık haklarından gelen taş hoca. Hadi bakalım. Ne hiç gör bilmiyorum bu görevler neler. Sonraki teslimata ulaşmadan önce buldozerlerle yolu temizle. Kayaları temizle. Okey. Bir kaya temizlendi. 6 tane kaldı. Bu ne lan? Anladım. İki kaya temizlendi. 5 tane kaldı. Anlaşıldı. Bu böyle bir görev yani. Lan yetişecek miyiz buna? Pek yetişemeyeceğiz gibi duruyor. Diğer mesai ilerideymiş. Dört tane kalmış. Zamanımız daha var. Şöyle yukarıdan aşağı yapalım da baştan yukarı çıkarken şeyi yaşamayalım. Seni nereye ittireceğiz? Seni aşağıya ittireceğiz. Anlaşıldı. Kayayı nereye attığımızı hiç bilmiyorum. Şuradan düşelim. Aynen. Oh mis gibi. Bunun için ekstra insana mı ihtiyacınız vardı gerçekten? Neden burasının işleyemediği, neden burada insanların sürekli gelip dinamit çaldığı belli oldu yani. İşin %90'ını ivme yapıyor. Sadece benden dozayla kaya ettirmemi falan istiyorsunuz ya. Bu mu gerçekten bütün olaylar? Keşke şöyle birileri saldırsa falan. Burayı savunmak zorunda kalsak. Bir zorluk çıksa. 2 dakikam kaldı. Şuna bak ya. Ben 2 dakikada görev bitiriyorum ya. İlk taş ucu görevini tamamladın. Sonrakiler için ofise git. Abi burada kalayım ha. Tükürmem böyle işi. Arkada aşağıda şey görüyorum. Onu alacağım. $500 mı? Yani evet kabul edelim şimdi. Yaptığımız iş gerçekten hiçbir şey gerektirmiyordu. $500'lık bir işti. Nereden baksan $500 da şu an. Hayır demezdim yani.
İki buldozer de ben kullanırdım. Ne olacak? $500 için. Okey, iyi bakalım. Şuradan çıkalım. Çıkabiliyorsak yani. Ha, evet, oradan geleceğiz zaten. Gidip save'lemek istiyorum ama yakında hiçbir ev yok. Bu da beni çok şey yapıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir ev yok. Çabucak böyle Wuzu'ya gidip gelebilirim gibi hissediyorum. Veya Wuzu'ya gidip gelene kadar şurayı mı alsam ya? Ama Wuzu hemen böyle önde. Yani içeri falan girmenize gerek kalmıyor. Hiçbir şeye gerek kalmıyor. O yüzden oraya gideceğim. Oho! Güzel de atlamış olduk. Bu da bir bonus oldu. Ya! Ters yöne girmişim. Okey. Ey. Veya şey yapayım ya. Ölmediğimiz sürece sıkıntı yok. Neden seviyorum ki? Ulan ölmediğimiz sürece gerçekten sıkıntı yok. Ama oyun donarsa veya kayıt çökerse bir şey olursa fena olacağız. Evet, bu da bir şey yani. Olasılık diyeyim. O ya, olsun canım. Bu videoyu azıcık daha uzun tutarız. Ben bir şekilde keserim aradaki git gelleri. Alırım ederim. İlla ki bir çözüm yolu bulunur. Helal işleri demem. Taş ocağı. Rakip firmalar tarafından bombalar kurulmuş. Buldozerle kullanarak onları ilk bomba ofisinin arkasında. Onu güvenli bir yere götür. Bu ne abi? Rakip firmalar tarafından bombalar mı kurulmuş? Herhalde benim... Bomba değil lan bu. Oğlum nükleer atık şey yapmışlar ya size. Vinc'in yanında bir bomba var. Onu güvenli bir yere götür. Anlaşıldı. Oho! Bombaymış! Bombaymış. Benim hatam. Tam dikkatli olmak lazım o zaman. Ben varili ittirdim, öylece ittirdim. Bir şey olmaz diye. Altında ezilse bir şey olsa falan sıkıntı. Ya bunlar da aptal aptal sabotaj yapmışlar. Yani gerçekten çok tanıdık gelen bazı kumpaslara benziyor. Hiçbir... Bence bu yeterince uzak. Sonraki bomba öğütücünün içinde, güvenli bölgeye götür. Anlaşıldı. Patlama 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 patlama. Of. Öğütücünün içinde mi? Ha, yanında. Ulan içinde demeyin. Öğütücünün içine ben girer miyim? Onun ismi öğütücü. Neyse, bu görevleri yapalım da. Son bomba öğütücülerin arasında güvenli bölgeye götür. Hiçbir şey yokmuş burada. Ya bak işte, bu da bir içerik, tamam mı? Bu bir içerik yani, daha fazla oynamak isteyenler için. Para kazanabileceğiniz, şey yapabileceğiniz bir içerik. Güzel bir şey yani bu. Ve ben bundan başarı soluyorum şu an, bir dakika. Yapabilirim. Yapabilirim. Bana bir şans verin. Bombaların patlama alanlarından uzaklaş. Anladım. Oho! Evet, plot twist. Buldozer de patladı. Demek ki ölme şansımız var, bir şey değil mi? Ben sanırım gidip teker teker görevleri yapacağım. Pişman olursam görürsünüz zaten. Dümdüz pişmanlık diye paylaşırım. İsmini pişmanlık koyup paylaşacağım. Yani videonun ismi pişmanlık ise siz benden önce biliyor olacaksınız bunu. Umarım öyle değildir. Umarım pişman olmuyorumdur. Umarım bugün doğru kararları vermişimdir. Bilmiyorum ama hızlıca yapılabilecek şeyler. Hemen buradayken zaten. Bu ne acaba? Taş ocağı yine. Bombacılar bir kamyonla kaçıyor. Güvenli bir yere ulaşmadan önce kamyonu kullanarak onları durdur. Hasar. Nereden bunlar? Abi neden böyle bir şeyimiz var? Anlamadım ben. Hasar mı vermem gerekiyor? Onları mı şey yapmam gerekiyor? Ya neden bana bu şeyi veriyorsunuz? Anlamadım. Neden bunu kullanıyoruz onları yakalamak için? Ne kadar saçma bir iş bu.
Onlar da onu kullanıyor. Anlaşıldı. Şu oyunda kullanabileceğim hiçbir sen oradan gidiyorsun ha. Bebeğim. Sen daha birler sıfırlar halindeyken ben bu oyunu oynuyordum. Değil, tabii, hayır tabii ki yani bir selam. Okey. Bir şey. Oy, hey 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 hey. Aha. Hayır dur. Dur. Evet. Aa gerizekalı. Kaç. 2000 dolar. 3 görev tamamlandı. Oh. Çok korktum. Patlayacağım diye çok korktum. Okey. Hallettik. Bu güzel araçmış ha. Neden şu? Bu egzoz mu? Yoksa üzerine bir şey mi? Atış açıyormuş gibi bir hali var. Üstünden. Neyse iyi bakalım. Geri gelelim şuraya. Çünkü yapılacak iş var. Oh, şurası da bir yermiş ha. Burayı kullanır mıyız acaba? Ben burayı çok görmemiştim. Arka tarafı. Kahvemden de içmeyi unutmayayım. Kahve tam böyle şey değildi. Yani soğuk değil ama ılımış iyice. Azıcık daha ılısa tadı iyice kaçacak. Şey kötü olacak. Ulan oradayken sevleyebilirdim oyunu bir yere şey yapıp neyse. Pişman olmam umarım. Kocaman bir pişmanlıkmış gibi duruyor her şey. Bombacılar yakalandı. Cesetler ocağın diğer girişindeki kamyona yüklendi. Polisler gelmeden önce cesetlerden kurtuldu ne? Okey. Oğlum. Yanlış bir şey yapmadım mı ben burada? Direkt aşağıya atladım ben gaza gelerek. Şimdi... Yanlış kararlar! Yanlış kararlar, okey. Hala başarabiliriz. Ben bunu hala başarabileceğimize inanıyorum. Buradan geçemiyormuşuz. Hiç sıkıntı değil. Başarı denen kavram böyle engelleri tanımaz yani. Motosiklet tecrübesi arttı ateş ettim diye. Sen artık motosiklette de ateş ettiğine göre seni kim tutar? Kim ne yapar? Wow. Okey. Bu görev zormuş çünkü geçecek hiçbir yol yok. Ben geri döndüm başladığım yere. Keşke yandan geçseymişim. Ya bütün olay zaten karşı tarafa ulaşmak. Abi neden hep bu kamyonları kullanıyoruz? Yok mu daha hızlı hareketli bir kamyonumuz? Cesetleri ocağın ana girişine götür. Tamam. Ama o kısım zor değil. Dışarıdan yaptığın zaman gayet kolaylaşıyor bütün olay. Çalıştığım ocağın, madenin fiziksel varlığını görmezden geldiğin zaman her şey okey. Yoksa oradan mı aşağı indireceğiz? Ocağın tabanına in ve cesetleri ateş at. Aa cesetler sallanıyor. Kim lan bunlar? Düşmesinler. Düşmesinler. Düşecekler diye ödüm kopuyor şu an. Yok düşmezler. Düşmeyecekler gibi. Polis mi lan bunlar? Okey. Yeterince şüpheli işlere girişmediğimiz gibi gerçekten
Kendimizi iyice tehlikeli şey atıyoruz. Kendimizi ateşe atıyoruz. Nasıl gideceğiz acaba? Seni yukarı götür diyor şu an. Ben nasıl yukarı taşıyacağım ben bunları? Buradan geçebiliyor muyuz? Ha, oraya git diyor önce. Tamam. Dampeli kamyonun... Ha. Tamam, anladım. Anladım. İnin bak aşağıya, 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 aşağıya. Dördüncü görev tamamlandı. Güzel. Okey, ben böyle gideceğim. Yakasını dikmiş. Deri ceketin yakasını dikmiş. Grizzly'lar gibi böyle gitmek istiyorum. Saçını dikmiş falan böyle. Saçını şey yapmış. Komple şeyiz böyle. Tarzız bugün. Kamyon. Kamyon style. Kamyon tarzı. Okey. Sonraki görev ne acaba? Sürüş tecrübesi arttı. Ben de bu kamyonu kullandıktan sonra daha iyi araba sürerim. Kamyon patlayıcılarla yüklü ve dikkatli kullanılması lazım. Çöldeki piste bırak. Anlaşıldı. Neden? Çöldeki piste bırak. Çöldeki pisti ben satın aldım şerefsiz. Çöldeki pist benim. Benim lan orası. Şerefsizlerin yaptığı işe bak. Ben aldım oğlum onu. 1 dolara ben aldım. Ama enflasyon vardı. O yüzden 80 bine çıktı yani fiyatı. Yapacak bir şey yok. Böyle değişimler olabiliyor bazen. Şöyle giderken bir tren falan çarpsa. Değil mi? Bir gün şöyle bir kamyon şeyden çıksa önünüze. Çölden. Kocaman bir kamyon böyle. Eviniz kadar bir kamyon. Bu kamyon benim evimden daha büyük şu an. Çok büyük bir ihtimalle çok daha büyük. Ben bu kamyonun içinde daha rahat yaşayabilirdim mesela. Daha iyi döşerdim. Şey yapardım. Şu varillerin hemen önüne kurardık. Stüdyoyu. Orada video çekerdim. Varillerin arkasına koltuğu yerleştirdim. Çok güzel böyle manzaralı dışarıyı izlerdim falan. Öyle bir yani şey yani. Bugün de kamyonda yaşama fantezileri kurduk. Düşleri kurduk. Durumumuz böyle sayarım az çok. Geldim ben piste. Burası benim pistim ama okey. Tamam yani para vereceksiniz. Varilleri bırak. Yumuşak kum patlayıcılarını önleyecek. Tamam. Ulan kendi pistime patlayıcı şey yapıyorum. Çılgın akrobasi bonusu mu? 5. görev tamamlandı. Ulan çılgın akrobasi bonusundan daha fazla para aldım böyle diğer görevlerden. Sanırım bir 6. görev kaldı geriye. Evet. Gerçekten de şey gibi görünüyor. Ben böyleyim. Böyle okuyayım. Acaba kamyonun büyüklüğü nedeniyle uçak savarlar bana ateş eder mi? Mümkün olabilir böyle bir şey. Bak şuraya yıldız koymuşlar. Buradan uçmak istersek diye. Polisleri peşimizde dolaşırken. Bunlar şey için koymuşlar. Ha böyle imkansız manevralar yap da polisler o kadar imkansız manevralar yapamasın gibi. Güzel güzel. Güzel yedirmişler. Aferin. Hoşuma gitti. Tabii GTA 4'te bırakmışlar bu yıldız mekaniğini sonra. Ama güzel bir mekanikmiş. Benim çok hoşuma gitti. Hatta böyle yıldızları teker teker toplasak fena da olmazmış. Tam böyle şey zamanında. Uçak var lan burada. Oğlum şöyle ev kurmuş. Küçücük ev kurmuş. Benim evden daha küçük ev kurmuş. Birisi şöyle. Beton ev de değil. Böyle plastikten şeyden bir şey. Hazır bir şey. Ama uçağı var. Ya bütün servetini uçağa saklamış. Olaya bak. Sanırım 200 bine çıkacağız bu bölümde. Abone değil yani. Dolara. İnşallah 200 bin aboneyle çıkarız da. Pek mümkün görünmüyor. Bu ne? Bir kamyon demir yoluna bırakmış.
Sonraki tren gelmeden önce buldozeri kullanarak demir yolunu temizle. Ama neden? Yani şey... Demir yoluna neden bırakıyorsun? Çünkü demir yolu kamu alanı ya. Devlete haber versek ya, hani bu bir, burası bir şey. Oo. Ne olmuş lan, birisi arabadan çıkmış. Las Venturas'ta herhangi bir galiba. Ben kahvemi bitince içecek bir şey bulamıyorum tabii ki doğal olarak. Şunu alayım ha. Şimdi bunu ne yapacağız? 2 dakikamız var. Oo, 6 tane şey. Lan oğlum, neden bunu buraya koydunuz? Ben bu patlayıcıları buraya mı getirdim ya? Patlayacak. Patlayacak. Ha yok, tren geçerse patlayacak üzerinden. O yüzden üzerinden tren geçmesin, ben geçeyim gibi düşünmüşler. Değerli işverenlerim. Aslında şöyle bir sola bir sağa şeklinde şey yapsam. Güzel olur. Aynen, trenin yanında patlamasın, elektrik direğinin yanında patlasın. Hep milletimiz için çalışıyoruz. Hep Las Venturas halkı için çalışıyoruz, görüyorsunuz. Biraz sonra onu... Tren yolda patlamasın, yolda patlasın. Hani ticari mallara bir şey olmasın. Diğer mallar olsun. Trafik kullanan mallar olsun. Diyerek şey yapmışlar herhalde. Bilmiyorum. Hani mesela şunda tren geliyor. Aman yarabbim. Geri çek. Oho! Tren hayatta kaldı abi. 7500 dolar almışım. İyi. Ben geri dönüyorum o zaman. Yakında ev var lan, yakında. Hadi eve gidip orada satın alalım bari. Yani 200 bin ulaştık zaten. Hazır bu kadar yakındayken o evi de satın alırız. Orada save ederim, sonra giderim. Artık son görevi de tamamlayayım abi. Kaçıncı görev bu? 6. görev mi? 7. görev mi? Ne? Yapmadığımız şey kalmadı. Etmediğimiz halt kalmadı. 30 bin dolar mıydı, 300 bin dolar mıydı burası? Ben 300 bin dolar olsa alamazdık, 30 bin dolardır. Korktum bir ara, param gitti diye çok korktum. Param gitti diye bayağı korktum. Burası da standart bir ev işte, gördüğünüz gibi. Mesela kayıt değişmedi çünkü daha bir şey tamamlamadık. Sonra gideriz, Woozy'nin görevlerinden devam ederiz. Triad'ın görevlerinden. Bin bakalım. Ya bu da senin hatan. Buldozerin önünde duruyorsun abi. Buldozerin doğal olarak tek bir amacı var hayatta. Hatta o iki ayrı ev. Hani evin bir tanesinin jeepi var. Belki diğerinin sadece planörü vardır. Ben karadan seyahat etmeyeceğim abi. Karadan seyahat kim ezikler için yani. Ben uçacağım abi. Ben uçarak seyahat edeceğim. Ben planör alacağım. Ne gerek var arabaya? Bu kadar mübahaldeyken falan. Araba fiyatları uçtu abi. Uçağa girmemiz lazım o yüzden. Her şey uçarken bizim de uçmamız lazım. Anlıyor musun? Olay o. Ben o yüzden planör kullanacağım. Taş ocağı. Evet hocam. Bir polis öldürüldü. Polisler gelmeden önce cesedi buldozerle uzaklaştırdı. Bu nasıl saçma sapan bir ya. Oğlum neden beni çağırıyorsunuz ya? Çağırmayın lan beni. İşte motosiklet skillleri artırdığımız için buradan dümdüz aşağı atlayabiliyoruz. Onlar az çok misyeler sanırım. Cesedi ve motosikleti Vinç'in alabileceği noktaya götür. Motosiklet ne abi? Ha, anladım. Bu motosiklet. Neden hep polisleri bağlayıp polisleri öldürüyorsunuz abi? Yani... Oğlum polisler gelene kadar diğer kanıtları halletsenize. Dur. Kendine gel. Hayır. 7 dakika. Ha, anladım. Bunlar şey yapmak zaten senin için korkunç bir deneyim olacak. O yüzden sen rahat rahat şey yapman için biz sana 7 dakika verdik diyorlar. Anlayışınız için teşekkür ederim.
Bir şey olursa da beni suçlayacaklar şerefsizler. Burası işe dönüşür herhalde ya, değil mi? Yani bir işletmeye dönüşür bana. Buradan dolar gelir. Şimdi motosikleti al. Anladım. Ben bunu ittireceğim ne olur ne olmaz. Ha durdu o. Okey. Ben burada iyiyim dedi. Burası rahatmış. Kafamı şöyle uzatırım falan deyip. Motosiklet. Yani bilemiyorum onu nasıl. Aha. Şimdi buldozere geri döneceğim ama önce yapmam gereken bir takım işler var gibi. Hayat güzel ya. Hayat bazen çok güzel olabiliyor ya. Hayır, sakın ha, sakın kendine böyle köşeye falan sıkıştırma etme. Fena ederim seni. Görevde aslında böyle tasarlamışlar yani. Yani o havada ama nasıl düşüreceğini sen bulacaksın. Puzzle'ın bir parçası o. San Andreas zekice tasarlanmış bu oyun. İnsanın, oyuncunun zekasına güvenen bir oyun. Öyle şey değil. Basit bir şey değil yani. Böyle puzzle'larla çok karşılaşacaksınız. Hocam bak şu noktada sıkıntı çıkarman çok hoş değil sanki. Ya sen neden sağa sola kayıp duruyorsun ya? Ya ilerlesene abi. Oğlum hadi geç şuraya. Ya ben gireceğim Vinç'e biraz sonra ya. Yeter bu kadar deyip ben gireceğim. Gir şuraya. Vinç'e bin. Vinç ne yapacağız ya? Vinç'li ceset ve motosikleti kamyona yükle. Hayır, hayır. Evet, gel. Şöyle gel, şöyle gel, şöyle gel. Evet, in bakalım aşağıya. Aynen, bırak. Bırak lan. Oğlum bırak. Bırak lan şunu. Oğlum bırak şunu. Tamam, seni motosikletle birlikte alacağız. Hah. Önce motosikleti bırakalım, seni bırakabileceğimi düşünüyorum. Bu konuda şeyim, yalnız kamyonu bir yerlere götürmek için çok hızlı şey yapmam gerekecek. Oğlum. Nereden motosiklet? Thank you.
Ulan şununla ilgili bir sıkıntı varsa çok sinirim bozulacak. Gerçekten onunla ilgiliymiş bütün sıkıntı. İnanılmaz sinirim bozuldu çünkü şimdi gidip polise başta almam gerekecek. Okey. Oo, bu görevi başarırsak çok şey zamanlar yani. Gel 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 gel, çabuk 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 çabuk, seni şöyle alacağız hocam. Hayır. Hayır, neredesin? Oh. Oh be. Kamyona bin. Kamyona bin. Oo. Nereye 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 nereye? Ocağın girişine git. Lan çabuk ol, çok ağırsın. İnşallah. O kadar uğraştık, yükünü düşürdün dedi ya. Evet evet evet, biliyorum biliyorum. Bir ceset, bir polis öldü. Ne zaman öldürmeniz ki şerefsizler? Her defasında aynı olay. Bir türlü izlerinizi örtemiyorsunuz. Her defasında birileri öldürülüyor. Ve aşama aşama bir şeyler olacak desene, sadece diyorsun ki şeyleri bir yere götür. Polisi ve şeyi vince götür diyorsun. Ulan bu kadar saçma olur mu bunlar? Mesela böyle bir tehlike de var. Çeşitli uçuşlar yani. Hah. Kamyona hemen binelim. Aynen, bakın bu sefer yükler oradan oraya sallanıp durmuyor yani. Çerçeve sınırlayıcısını açtığımız zaman sıkıntı. Çünkü oyun mesela FPS'te frame per second FPS, yani kare hız demek. Saniye başına kare hız demek. Saniye başındaki kare hızına göre kendi hızını ayarlıyor. Jesse ve motosikleti suya bırak. Bu mu? Bu kadar mı? Gerçekten muazzam çözüm bulmuşsunuz ya. Sakın 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 sakın. Evet. Çeşitli şeyler. Olaylar, durumlar, sorunlar, editleşenecek kesimler. Aa bak, motor bu sefer yerinde. Kare hızı yüzünden. Çerçeve sınırlayıcısını kapattığım zaman, ki çerçeve sınırlayıcısı dediği de hani frame çerçeve olarak şey yapmışlar. Kare yani. Kare sınırlayıcısını kapattığım için motor da havalı değil. Gel şöyle, gel şöyle. Aynen, aynen. Gel şöyle. Bırak. Hayır! Bırak. Oh. Hah. Oğlum ters aldım motoru. Oh be. Korkuyorum artık. Her şeyden korkuyorum. Çok korkuyorum. Ne oluyor lan sen? Dur, sakin ol. Sakin ol. Oh be. Hadi CJ, yaparsın. Son kez. Hadi bakalım. Sanırım bu seride hiç bu kadar zorlanmamıştım. Hiçbir olayda. Zorlandım mı? Var mı bu kadar zorlandığım bir görev bu seride? Sanırım 3. defa bitirdiğimiz seride. Ki Definitive Edition'ı da elimizde süre geçirebilirsek 4. defa şey yapacağız. Bitireceğiz. Kamyon lütfen ters çevrilme. Taşa çarptı ya. Taşa inanamıyorum. Taşa çarparak ters dönmüştü ya. Şöyle gideceğiz oradan. Taşa çarpmıyoruz. Her şey... Hayır! Sakın! Sakın! Allah kahretmesin. Of! Çok korktum. Çok korkuyorum. Aa, bunu suya düşürmeyeceğim.
El frenini çektim şu an. Aşağı in lan. Düşürdüm hocam. Oh be. Artık 2000 dolar para kazandıracak. Düzeni topla. Teşekkürler. Taş uçakları görevlerini 18 dakika 44 saniyede tamamladım. 1 dakika görevleri kendi rekorlarını kırmak için oynayabilirsin. Aha, oynarım ben de, oynarım. Damperli kamyonun buldozeri artık sürekli burada bulundurabilirsin. Tamamdır abi, bulundururuz. Lastöntürse ben şunu da aç ya. Gözlerimiz kanıyor ya. Ya bunu çeşitli modlarla, yamalarla falan şey yapabileceğimi söylediniz ama ben... Ulan buradan çıkmayacakmışız ya. Ben böyle artık daha fazla oyunu şey yapmak istemiyorum. Böyle kurcalamak, bozmak falan istemiyorum çünkü buradan geçemeyeceğiz. Evet. Gerçekten bunu yapmak zorunda kalacağımızı düşünmemiştim ama yaptık. Çekilin, çekilin. Ha gidelim doğru düzgün bir görev yapalım da tatlı bir şeyde güzel bir ağız tadıyla oyunu bitirelim. Yani bu videoyu burada bitirelim. O çok uzatmayacağım dediğim videoya bak. Ezeceğim ben sizi. Çünkü kocaman araba var yani. Polis geliyor. Polis de ezerim. Ben bu kamyonla nasıl kaçtım o kanunlardan memur bey. Sizden mi kaçamayacağım? Bakalım neymiş bunda da. Yok, Don Peyote olarak kalıyor. Bazen böyle isim değişiyor. Yarışları falan yaptıktan sonra yarış isimleri de değişiyor. Woolsey? Oh, Carl. You could at least turn the lights on. Oh, I thought I had. But this window here must let some light in. Yeah, this perfect right here. This what we gonna plan the heist at. Anyone else coming? Nah. Couldn't we have done this in my office? You gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay. Gizli işler, gizli planlar. So, what do we do? I guess we gotta make a plan. Speaking of plans, do you have the layout to Caligula's casino? Shit. Nah. I guess I gotta go get one. Meeting adjourned? Meeting adjourned. Anlaşıldı. Bizim de toplantılarımız böyle sürüyor. Makineyi aldın, şehir planlama dairesine git. Tabii ki ama önce şununla gitmem lazım. İzninizle. Spoiled Brett diyor. Şeyi hiç... Hiçbir fikri yok yani. Planlama dairesinde güvenlik üst seviyede bela çıkar mı? Anlaşıldı. Çıkarmayız. Yani bu arabayla... Bu araçla herhangi bir şey olacağını sanmıyorum. Hiç dikkat çekmiyoruz. Her şey yolunda. Gayet sıradan bir yurttaşın sıradan bir arabası. Trafik, her şey harika. Gördüğünüz gibi uyum sağlayabiliyoruz. Of, ulan bu araç o kadar güçlü mü diyor? Araçtan çıkamıyorum ama bu arada. Ha, çıkmak için biraz beklemem gerekiyor. Bu bir kamu binasıdır. Silahlarını görünür tutmak, anladım. Silahlarımı görünür tutmuyorum. Teşekkürler. Can I help you, sir? Evet. I'd like to see the architectural plans for the Caligula's casino, please. Okay, sir. Are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Evet. Yeah, I'm only after some reference. Aynen, sadece gideceğim. Hocam iyi silahmış. You'll find the plans on the top floor. Teşekkürler. O zaman ben gidiyorum. Merdivenleri kullanabilirsin. Çünkü asansörler yok. Çünkü burası bir devlet dairesi galiba. En üst katın en üst yerinde ve oraya gidiyoruz. Şu an eğer polisler gelirse dışarıda bizi bir kamyon bekliyor olacak. Dışarıda bizi bir habitat bekliyor olacak. Yürüyebilen, hareket edebilen bir habitat bekliyor olacak. O yüzden yakında koruma varken kumarhanenin planlarını şey yapamazsın. Anladım. Belge deposunu ne yapacağız acaba?
Ha ha oğlum bu eski klimalara zarar vererek yangın çıkartmaya çalış. Yangın çıkar alarmı. Yanarak çıkıyorum. Ama umurumda değil çünkü itfaiye görevlerini yaptık ve artık yanmıyoruz. Şimdi plan tahliye için uğraşıyorlar. Aha. Hocam siz şuradan aşağı ineceksiniz. Ben de buradan yukarı çıkacağım. Affedersiniz yanlış şey. Yanlış yol. O kadar kimsenin umurunda değil ki. Plan fotoğrafını çekmeyi başardın. Yakalanmadan önce binadan uzaklaş. Polisler yangın nedeniyle alt... Aha. Onu aldım. Güzel. Güzel. Üç yıldız olduk, harika. Güvenlik görevleriyle işbirliği yapıyor. Hey! Hey hey, selam. Etrafı dolaşabiliyor muyuz? Kim lan bu? Sen nereden geldin ya? Güzel tabanca mermisi topluyoruz yani. Burada bir şey yok. Bari bir şeyler alayım. Ya bir insan yemek yiyemeyecek mi ya? 4 yıldız olduk. Oo. Oğlum burası neresi? Burası da varmış mesela. Oo! İşimiz fena. Kaç 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 kaç. Oo dışarıda neler yapacağız acaba? Four Dragons aynen oraya gidiyoruz. Kumarhaneye saklanacağım ben polislerden. Saygınlığın arttı artık 5 kişilik çete yönetebilirsin. Koşa koşa. Koşa koşa. Ya kamyon. Hey arkadaşlar sakin. Sakin olalım. Sakin sakin yönetebiliriz tüm bu süreci. Bu bir kriz süreci. Biz de bunu sakin. Bakın şimdi ben bir garaja gireceğim ve herkes sakinleşecek. Anlaşıldı mı? Garaja girmeme izin verin. Ondan sonra ben her şeyi açıklayacağım. Her şeyi açıklayacağım. Sadece lütfen garaja girmeme izin verin. Selam. Bakın garajda teslim olacağım. Bu da avukatım. Kanıtları sunuyorum ona. Ve gördünüz mü memur bey? Masumiyetimi kanıtlamış oldum böylece. Çünkü hayat böyle bir şey. Hayat böyle bir şey. Video acayip uzun. Merhabalar. Memur beyler nasılsınız? İyi misiniz? Buradan çıkamıyor gibisiniz. Oho! Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Oğlum ne oldu lan? Kim saldırıyor? Neden bu saldırıyorsunuz?
O da bunların silahı vardı. Bunlar neden herkesle dövüşüyor? Ne oluyor? Aa şuna bak, bir de şey yapıyor. Ama öyle yapmayacaktın yani. Bana şey yapmayacaktın. Döverler, öldürürler insanı. Oo, arabanın yönünü çevirebiliyorum. İlerleyin bakalım. Eze eze gidin. Hadi bakalım. Vatandaşları. Sen süremiyorsun da. Ne oluyor lan? Aa! Oğlum ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Ben bunun için çok fazla çalıştım diyerek şey yapıyor. Oo! Bak bak şuna bak, kafa kafa. Aa kaçıyoruz. diğer hiç kimsenin o kadar umurunda değil ki. Herkes sadece bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hocam şimdi ilerleyebilirsiniz sanırım. Wow, arabalar çarpa çarpa ilerliyorlar. Oo. Ben gidip keyif alıyorum diyeceğim, çünkü keyif alıyorum. Ben gidip şey yapıyorum, kayıt alıyorum. Bütün bu süreçten ben çok keyif aldım. 1 saat 10 dakika ama azıcık zorlaydı. Azıcık da oldukça keyifli geçen 1 saat 10 dakikaydı. Çok teşekkürler bu olaylar, olgular sırasında bana eşlik ettiğiniz için. Çevreden bir sürü insan geçerken bir kısmında silah taşıdığını biliyoruz artık. Öyle. Ne diyecektim bilmiyorum. Like'larınız, yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Açıklamalarda bir sürü başlıklar, isimler, konular var biliyorsunuz. Oralara bakabilirsiniz. O hala herkes bana laf atıp duruyor. Hayat böyle sanırım. Yani sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bye bye.